Spartaküs, Rodoplarda özgür bir Trak olarak doğmuştur. Roma ordularına esir düşmüş ve gladyatör olarak satılmıştır. Milattan önce 73 yılında 70-80 kadar diğer gladyatör arkadaşı ile kaçmayı başarmış ve Roma'yı temellerinden sarsacak en büyük köle isyanının lideri konumuna yükselmiştir. Aslında başlangıçta Spartaküs'ün ve çevresindekilerin tek niyetleri sadece kaçıp kurtulmak, tadını bildikleri özgürlüklerine yeniden kavuşmaktır. Buna karşın yaşadığı dönemin koşulları sonucu Spartaküs ve diğer kaçak gladyatör yoldaşları bir anda efsaneleşmişlerdir. Saflarına yeni yeni kaçak köleler katılmaya başlamıştır. Aileleriyle birlikte peşlerine takmış oldukları bu yeni kişilerin sorumlulukları Spartaküs'ü bağlamıştır. Spartaküs, 70-80 bin kadarı silahlı olan ve diğerleriyle birlikte sayıları 100 bini aşan kölenin başında büyük bir isyanın liderliğine yükselmiştir. Roma'yı temellerinden sarsacak olan isyan ancak milattan önce 71 yılında bastırılabilmiştir. Spartaküs ve arkadaşları başlangıçta sadece kaçmayı düşündükleri için taktik hatalar yapmışlar ve en zayıf anında Roma'nın üzerine yürümemişlerdir. Yaptıkları bu taktik hatalar Roma'ya zaman kazandırarak toparlanma olanağı sağlamıştır. Spartaküs ve yoldaşlarının yenilgilerinin temel nedeninin bu olduğu düşünülebilir. Değişik kültürlerden gelmiş olan köleler arasında sürekli bir birlik ve disiplin sağlanamamıştır. Özellikle toplumsal gelişmenin çok daha alt basamaklarından gelmiş olan Galyalı ve Cermen kökenli köleler disiplin altına alınamamışlardır. Spartaküs'ü Roma'yı diriltmekle ve tiranlıkla suçlayan bu kölelerin birlikten kopmaları yenilgi üzerinde etkili olmuştur. Diğer yandan köle olarak doğmuş olanlar, özgürlüğün anlamını ve tadını bilmeyen köleler olaylara seyirci kalmışlardır. Böylece geniş bir köle kitlesinin isyana seyirci kalması da yenilgide etkili olmuştur. Adını günümüzdeki Trakya'ya veren Traklar, Bulgaristan tarihçilerine göre Ön Bulgarlar bölgenin en eski halkıydı. Tarihin babası Herodot, Traklardan sık sık söz etmektedir. Herodot'un anlatımlarından Trakların o yıllarda farklı aşiret yapıları içinde orta barbarlık aşamasında yaşayan bir halk olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı anlatımlardan Trakların son derece yiğit ve çocukça bir halk oldukları ortaya çıkmaktadır. Yapıtının bir yerinde Herodot, Büyük Darius'un İskitlere yönelik başarısız seferini anlatırken bir Trak aşiretinden söz etmektedir. Daha İsros'a, yani günümüzdeki Tuna Nehri'ne varmadan önce Darius'a direnen Getaia adlı bu Trak aşiretinden ölmek istemeyen halk olarak söz etmektedir Herodot. Tarihin babası onların çocukça inançlarını şöyle anlatmaktadır. Ölümlü olduklarına inanmazlar. Ölenin tanrısal ruh Zalmoxis'e veya diğer adıyla Gebeleizis'e kavuşacağına inanırlar. Her 5 yılda bir içlerinden birini kura ile seçip Zalmoxis'e haberci olarak yollarlar. Habercinin görevi halkın dileklerini iletmektir. Aralarından 3 kişi ellerinde küçük mızraklarla ortaya çıkar. Diğerleri haberciyi ellerinden ve ayaklarından tutarak kaldırıp mızrakların sivri uçlarının üzerine bırakırlar. Eğer haberci ölürse Tanrı'nın bu kişiden hoşnut olduğu anlaşılır. Ölmezse eğer haberciye kızarlar. Onu kötü niyetli olmakla suçlarlar ve yerine bir başkasını yollarlar. Şimşek ve yıldırıma karşı gökyüzüne ok atıp tanrılarının gözünü korkutmaya çalışan Traklar bunlardır. Zira onlar kendilerinkinden başka tanrının bulunabileceğine inanmazlar. Trakların kuzeyin savaşçı süvarileri, göçebe İskitlerin ve daha sonra bölgeyi kolonileştirecek olan Greklerin etkileri altında kaldıkları bilinmektedir. Şüphesiz Grekler bölgeye Traklardan çok sonra milattan önce yaklaşık 2000 yıllarında kuzeyden göç ederek yerleşmiş Hint-Avrupa'yı aşiretlerdir. İkinci yığınsal Grek göçleri
veya Dor göçleri de M.Ö. binli yıllarda gerçekleşmiştir. Ayrıca yine bölgenin en eski halklarından olan İlyalıların yani Arnavutların Traklar üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir. Makedonyalı Büyük İskender'in M.Ö. 330'lu yıllarda doğuya başlattığı sefere Traklar da İlyalılar gibi paralı askerler olarak süvari birlikleri ile katılmışlardır. Bölge İsa'dan yarım yüzyıl kadar önce tamamen Roma İmparatorluğu'nun denetimi altına girmiştir. Milattan 500 yıl kadar sonra Karpatlardan Slavlar bölgeye Balkanlara inmeye başlamışlardır ve ardından yaklaşık 150 yıl kadar sonra Karadeniz'in kuzeyindeki Türk boylarından olan Bulgarlar Kaan Asparuh'un komutasında 679 yılında Tuna'yı geçerek günümüz Bulgaristan'ına Trakların ve kendilerinden önce gelmiş olan Güney Slavlarının yaşadıkları Doğu Roma iktidar alanına girmişlerdir. Asparuh komutasındaki Bulgar ordusu Burgaz yakınlarındaki güneşli kıyıda Doğu Roma ordusunu yenerek yeni yurtlarının kapısını açmıştır. Türkçe konuşan şamanist Bulgarlar kendilerinden 100 yıl kadar önce gelmiş ve toplumsal gelişmenin daha üst basamaklarında olan tarımla uğraşan Güney Slavları ile 681 yılında Konfederatif Bulgar Devleti'nin temellerini atmışlardır. Konfederasyonda asıl olarak savunma görevini üstlenen bu ilk Bulgarlar süreç içinde Traklar, Vizigotlar, Slavlar ile karışmışlar, Güney Slavlarının kültürü içinde erimişlerdir. Onların dillerini konuşmaya başlamışlardır ve şüphesiz Traklar onlardan Bulgarlardan çok önce tarih sahnesinden çekilip kaybolmuşlardır. Milattan önce 72 yılında silahlı güçleri henüz 70 bin kişi civarındayken Spartaküs, Roma Senatosu'nun iki ayrı komutanla birlikte yolladığı 4 lejyonu yenmiştir. Ardından merkezi İtalya'da konsüllere ait bir orduyu yenmiş ve sonra kuzeye dönerek bir zafer daha kazanıp Alplerin yolunu açmıştır. Fakat Galyalı ve Germen köleler bu yolu reddedince güneye dönmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde Spartaküs'ün silahlı gücü 120 bin kişiye ulaşmıştır. Yolu üzerinde karşılaştığı Crassus komutasındaki 6 lejyonun ve ayrıca konsüllere ait 4 lejyonun birleşmesinden oluşan büyük askeri gücü yenmiştir. Spartaküs komutasındaki köleler Çizmenin Sicilya'ya en yakın yerine Messina'nın karşısına dek inmişler ve M.Ö. 71 yılında burada bir yerleşim merkezi kurmuşlardır. Spartaküs Sicilyalı korsanlarla ilişkiye geçerek güçlerini gemilerle karşı tarafa geçirmeyi hesaplamıştır ama korsanlar tarafından aldatılmıştır. Sonuçta Spartaküs zaman yitirmiştir. Spartaküs için boşa geçen bu süre içinde Roma, İspanya'dan yeni lejyonlar getirtmiştir. Spartaküs'ün cephesinde ise disipline gelemedikleri için onu tiranlıkla suçlayan Galyalı ve Germen köleler birlikten kopmuşlardır. Spartaküs'ün saflarından kopanlar Roma'yı yenebilmek için Roma gibi düzenli, örgütlü ve disiplinli olmak gerektiğini kavrayamayan aşağı barbarlıktan gelme tamamen özgür düşünce yapısına sahip kölelerdir. Roma artık Spartaküs'ü korkuyla ciddiye almaya başlamıştır. Spartaküs'ün çok akıllı, eğitilmiş ve askeri bir dehaya sahip olduğu söylenmektedir. Yönetimden hoşnutsuz bazı Romalı aydınların Spartaküs'ü desteklediği yönünde bilgiler vardır. Ayrıca yine merkezi yönetimden Roma'dan hoşnutsuz bazı liman kentlerinin de Spartaküs ile ilişki içinde oldukları bilinmektedir. Bunlar ticaretle uğraşan ve Roma'ya vergi ödeyen kentlerdir. Sonuçta kaçamayacağını anlayan çaresiz Spartaküs bu kez yeniden kuzeye dönmüş ve Roma üzerine yürümüştür. Fakat artık gecikmiştir ve düşmanının toparlanmasına olanak sağlamıştır. Diğer yandan Galyalı ve Germen köleler birlikten kopmuşlardır. Spartaküs imdatlarına yetişemeden
Krasus'un ordusu Spartaküs'ün saflarından kopmuş olan Galyalı ve Germen kölelerin oluşturdukları güçleri yakalayıp ezmiştir. Krasus'a bağlı ordunun bazı parçaları karşısında kazanılan ufak zaferlerin ardından parçalanarak zayıflamış olan Spartaküs güçleri Krasus'un asıl büyük ordusu ile Güney İtalya'da Siler Nehri yakınlarında karşı karşıya gelmiştir. Krasus'un ordusunda ileride pleblerden yana bir tiran olacak ve ardından büyük toprak sahiplerinin komplolarına, cinayetlerine kurban gidecek olan genç Jules Caesar da vardır. Kölelerin bu son savaşlarında Spartaküs'ün öldüğüne inanılmıştır ama ölüsü asla bulunamamıştır. Zamanın Romalı tarihçisi Appia'nın aktardığına göre esir alınan 6000 köle ünlü gladyatör okulunun bulunduğu Capua kenti ile Roma arasındaki Apian yolu üzerinde çarmıha gerilmişlerdir. Sayıları yaklaşık 5000 kadar olan köle kuzeye doğru kaçabilmişlerdir ama İspanya'dan Krasus'a destek amacıyla gelmekte olan Pompey komutasındaki ordu tarafından Roma'nın kuzeyinde ele geçirilmişlerdir. Haklı baş kaldırının bastırılmasında asıl rolü Krasus oynamış olmakla birlikte her iki asker de Krasus ve Pompey Senato'ya konsül seçilerek ödüllendirilmişlerdir. Ve Roma bu büyük baş kaldırıdan sonra yapısında kolonileri ile olan ilişkilerinde reform yaparak günümüzdeki emperyalist ilişkiler ağını çağrıştırır şekilde bir örgütlenmeye gitmiştir. Sömürgelerinde bir ölçüde tatmin ettiği işbirlikçi güçler yaratmış ve asıl olarak iktidarını bunlara dayandırmıştır. Esas itibariyle kolonilerindeki işbirlikçi güçlere dayanarak varlığını güvenlik altına almıştır. Zamanına göre en üstün bilgilere ve teknolojiye sahip olmasına, en mükemmel örgütlenmeyi gerçekleştirmesine karşın sistemin temellerinin sömürü ve baskıya dayanıyor olmasından kaynaklanan antagonizmalar sonucu Roma İmparatorluğu yıkılmaktan kurtulamamıştır. Köle emeğinin verimsizliği, büyük toprak sahiplerinin Roma ordusunun temelini oluşturan küçük toprak sahibi özgür vatandaşlar aleyhine sürekli şişmeleri, pleblerin çöküşleriyle birlikte bir yandan ordu zaafa uğrarken diğer yandan hoşnutsuz, yarı aç ve işsiz yığınların doğması Roma ekonomisini temellerinden sarsmıştır. Ekonominin yediği darbe orduyu ve donanmayı zayıflatmıştır. Sistemin merkezindeki bu zaaf kolonilerle olan ticaretin zaafa uğramasına, kolonilerin denetlenmelerinin güçleşmesine ve sonuçta kolonilerdeki bağımsızlık eğilimlerinin baş kaldırıları arttırmasına neden olmuştur. Diğer yandan medenileşmiş veya sınıflı topluma geçerek artık ürünle derin bir iş bölümünü ve köleliği başlatmış olan toplumsal çelişkilerle dolu bu dünyanın veya Roma'nın sınırları dışındaki henüz medenileşmemiş göçebe, yarı göçebe veya bu kategorilerin değişik aşamalarındaki orta ve yukarı barbar, Cermen ve Kuzey Asyalı halklar büyük bir nefretle Roma'ya sürekli saldırmışlardır. Dışarıdan gelen bu barbar saldırıları, içteki toplumsal uzlaşmazlıklar ve çürüme ile birleşince Batı Roma'nın sonu gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun ömrü ise bilindiği gibi daha uzun olmuştur. Parçalanan Batı Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları olan büyük toprak sahipleri ile Batı'nın bölünmüş feodal sistemi doğmuştur. Spartaküs savaşı kazansaydı zorunlu olarak yıktığını yerine geçecek ve süreç içinde onun gibi olacaktı. Tarihin tekerleği karmaşık helozoni bir yol izleyerek Spartaküs'ün ve peşindeki kölelerin temsil ettikleri ve insan soyunun çocukluğu olan göçebe ve yarı göçebe özgür barbarların dünyasının aleyhine dönmekteydi. Değişik medeniyetler sahip oldukları teknoloji ile insanların doğa üzerinde artan ölçülerde hakimiyet sağlamalarına yardımcı olmuşlardır. Bu anlamda insan soyunun özgürlüğünü sürekli geliştirmişlerdir. Fakat diğer yandan
gelişmekte olan bilimin ve teknolojilerin ve bunların yardımıyla doğan, artık ürünün sadece imtiyazlı sınıflar tarafından denetleniyor olması, üretim araçlarının özel mülk haline getirilmesi, insanlığın çoğunluğunun toplumsal anlamda köleleşmesinin ve her türden toplumsal baskının, haksızlıkların, işkencelerin yolunu açmıştır. Kısacası olumluluklarının yanında medeniyetlerin insanlara derin acılar veren yüzleri de vardır. Bu ikinci yüzleriyle insanların çoğunluğunun özgürlüklerini ellerinden alan ve onları acılarla dolu tutsaklıklara mahkum eden yüzleriyle medeniyetler halen aynı yollarında yürümektedirler. Tam bilincinde olmadan medeni dünyanın söz konusu baskıcı yapısına baş kaldıran Spartaküs'ün ve diğer kölelerin temsil ettikleri toplumsal anlamda özgür ama teknolojik olarak geri ilkel komünist dünya daha o yıllarda hızla yok oluş sürecine girmişti. Kısacası barbarlar herhangi bir medeniyeti yıksalar bile ya onun yerini alarak yenilecekler ya da bir süre sonra yine aynı sorunla yüz yüze kalıp yok olacaklardı. Spartaküs'ün özgürlük düşü, bilimin ve teknolojinin çok çok daha ileri olduğu aşamalarda belki binlerce yıl sonra enternasyonalist, modern komünist bir dünyada gerçek olabilecektir. Ve o dünyaya ulaşılıncaya dek Spartaküs'ün haksızlıklara yönelik başkaldırısı tüm haklı başkaldırıların esin kaynağı olmayı sürdürecektir. Spartaküs ve yandaşları kendilerini köleleştirmiş olan medeniyetin elinden kurtularak yok olma süreci içindeki eski dünyalarına, insan soyunun özgür mutlu çocukluk günlerine dönmeyi özlemekteydiler sadece. Kaçıp kurtulabilseler de bile temsil ettikleri dünya sonuçta 5, 10 veya 30 nesil sonra yok oluştan kurtulamayacaktı. Yolları tıkanınca Spartaküs Roma'yı yıkarak onun yerini almak gerektiğini veya başka çaresi kalmadığını anlamıştır. Roma'yı taklit eden bir disiplini köleler üzerinde uygulamaya kalkışmıştır. Bu ise Spartaküs'ü Roma'nın yerini almakla, tiranlıkla suçlayan Galyalıların ve Germenlerin kopmaları sonucunu doğurmuştur. Ve gerçekten de Spartaküs Roma'yı yenme olanağına sahip olsaydı, belki başlangıçta göreceli daha adaletli bir sistem oluşturacaktı. Ama sonuçta Roma'yı yeniden bir başka adla ve belki daha güçlü olarak diriltmekten öte çıkış yolu bulamayacaktı. Bu yol ise Spartaküs'ün kazanarak yenilmesi demekti sadece. Köleliğe başkaldırısı ile her dönemde ezilenlerin, tüm haklı başkaldırıların sembolü olan Spartaküs, proletaryanın haklı başkaldırısı içinde bayrak olma niteliğini korumuştur. Spartaküs'ün ve diğer kölelerin özlemini duydukları kaybedilmiş cennet, insanlığın o güzel ve özgür çocukluk yılları elbette ileride zamanı olgunlaşınca tüm sınıf, cins ve soy farklarının yok olduğu bir dünyada en ileri teknolojilerin üzerine basarak ve en üst düzeyde gerçekleşecektir.